Senin de kalbini çok kırdım biliyorum. Unuttum ben olanları. Ben sizin kötülüğünüzü ister miyim kızım? Sen üzülme diye işte. Dillere düşme diye. Biliyorum babam, hiç açma o konuyu. Ben anlattım bunları sana. Ateşliydin sen, uyuyordun. Kızım dedim. Yavrum. Sen üzülme diye işte. Baba. Keşke ben uyanıkken deseydim bunları. O zaman o kadar ağlamazdım. Diyemiyorum. Diyemiyorum işte kızım. Ah kızım ah. Şu yoksulluğun gözü kör olsun. Ben istemez miyim sizi saraylarda yaşatmayı? Ama... Olmadı. Çünkü sen iyi bir adamsın baba. Gururlu adamsın. Haksızlık görünce başını çevirmeyen adamsın. Ama duydun ananı. Aman baba. O öyle der der de hepimizden çok sever seni, bilmez misin? Benim halden anlayan merhametli kızım. Babam. Baba, ben seninle gurur duyuyorum. Sen de benimle gurur duy. Güven istiyorum. Ben sana hiç yalan söylemedim. Söylemem de. Haklısın kızım. Çok haklısın. Hadi Zarife teyzeye götür beni. Yedek kıyafet almaya geldim. Doktor gelecekti. Hadi. Abi burada çok konuşacak konunuz varmış ya. Zafer. Pelin. Siz de mi buradaydınız? Ben de babamı görmeye gelmiştim. Deniz de bana okulu gezdiriyordu. Ne güzel. Selçuk Hoca arıyor. Efendim hocam. Merhaba Deniz'ciğim. Gözde'nin ailesiyle tanıştıracağım seni. Ben konuyu anlattım onlara. Bir mahsuru olmadığını söylediler. O zaman geleyim hocam, müsaitseniz beraber gidelim. Benim gitmem lazım. Kusura bakmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Sedef, aç kapıyı. Vazgeçmeyeceğim Sedef. Sen de vazgeçemeyeceksin. Ya aç şu kapıyı dedim. Aa! Yeter ama. Tepem atıyor benim. Ya Sedef lütfen. Bak, konuştuğuma pişman etme beni, tamam mı? Ya Sedef, Fuat seni seviyor. Bir yol bulacağız. Bulamayız. Ha, anasının kafasına bir şey düşer beni isterse o ayrı. Ben ne olacağım? Onu bana mı soruyorsun? Sedef lütfen. Bak, eğer sen vazgeçersen ben Fuat'la evlenmek zorunda kalırım. Ve sevmediğim biriyle nasıl evlenirim, yapamam. Vallahi o da senin kötü kaderinmiş işte. Hem merak etme, Fuat zamanla beni unutur. Seni sever. Ama ben Fuat'ı sevemem Sedef. Hem ayrıca sevenlerin arasına giremem, vicdanım. Bizim aramıza sen girmedin, bizim aramıza Şükran girdi. Rahat ol. Aradan çıkarabiliriz Şükran'ı. Yapabiliriz. Atağından Üsküdar'ı geçti Banu Hanım. Hem sana da yol göründü. Beni üstüne sıçratma, tamam mı? Ya Sedef! Ya Sedef, aç şu kapıyı dedim ya! Of! Sen niye geldin buraya? Deniz okulu gezdirdi. Bunu biraz önce de söylemiştim sana. Zafer, doğru söyle. Sana yalan söylemem için bir neden yok Pelin. Üstüme gelme. Üstüne gelmemi istemiyorsun. Demek ki benden bir şeyler saklıyorsun. Bunu daha sonra konuşalım, olur mu? Hayır, şimdi konuş. Hoşça kal. Hocam haklısınız. Bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Söz veriyorum. Ama eğer bu çocuk meselesi doğruysa ben ne yaparım o zaman? Onu da o zaman düşünürüz. Ama şimdi Gözde'nin iyileşmesinden başka bir şey düşünmemeliyiz. Sen bütün enerjini Gözde'nin nasıl hayatta kalacağı üzerine yoğunlaştır. Tamam mı? Gir. Aa, İkbal. Hoş geldin. Hoş bulduk. Oo, Mert de buradaymış. Merhaba İkbal teyze. Ben de şimdi çıkacaktım zaten. Bahri Hoca'ya dersle ilgili bir şey danışmam gerekiyordu da. Neyse. İyi günler. Güle güle. Güle güle canım. Ne İkbal? Bu sürprizi neye borçluyorsun? Kanka, ne oluyor? Bak, şimdi ben dışarı çıkacağım ve sen bunlara göz kulak olacaksın, tamam mı?
Tamam da hiçbir şey anlamadım. Anlama zaten. Yap sadece. Yürü. Abartılı oldu acaba ya? Yok yok. Güzel oldu. Bakalım bu sefer bana karşı koyabilecek misiniz Özgür Bey? Efendim Özgür? Ha, geldin mi? Tamam. Geliyorum ben de şimdi. Kusura bakmayın. Şükran bir işe kafayı taktın mı tutabilene aşk olsun. Olur mu öyle şey? Ne demek? Ne oldu ki? Gel, gel otur şöyle bir Sabiha Hanım. Biz şu ev meselesini konuşmak için geldik. Hani Kazım Bey evde yok mu? Ya da bir telefon açalım. Aman aman sakın. Yani illa görüşülecekse Ahmet abi yalnız konuşsun. Yani pek bir gururludur beyimiz. Zaten esti kükredi bana. Aa! Ayol bunda gurur yapacak ne varmış? Banu da bizim kızımız. Artık aramızda teklif mi varmış? Evet ama işte Kazım. Ahmet. Sen de bir şey söylesene. Ah, ya Kazım'la ben konuşurum tabii. Lisanı münasiple anlatırım. Zaten peşin değil. Morgıç. Ne? Ya peşinatı biz ödeyeceğiz. On sonrasını çocuklar kira öder gibi ödeyecek. Bir şey yok işte. Bak buna işte razı olur Ahmet abi. Ay ev alanına, evlenene Allah yardım eder değil mi? Ben Kazım'ı arayayım o zaman. Hayırdır? Alo? Efendim? Ha Menekşe? Ha? Tamam tamam komşum yettim. Tamam. Ay bizim komşu Menekşe'nin kaynanası tansiyonu fırlamış zar. Aletleri de bizdeydi. Ben bir onu götüreyim. Siz yabancı değilsiniz artık. Ha tabii tabii canım sen ver gel hadi. Biz otururuz. Çok geçmiş olsun. Gözlerin ailesiyle tanışmanı iyi oldu Deniz'ciğim. Artık daha rahat girip çıkarsın odaya. Evet hocam benim içim de çok rahat etti. Ama çok üzüldüm onlar için. Kızları iyileşecek mi, iyileşmeyecek mi bilmiyorlar bile. Yine de metanetliler. Ben de hiç bu aileyi böyle beklemiyordum. Umudumdan çok daha iyiler. Neyse önemli olan şey senin inceleme yapmana izin veriyor olmaları. Bu projede yer almanın Amerika bursu için ne kadar önemli olduğunu biliyorsun öyle değil mi? Biliyorum hocam. Ha bu arada unutma. Gün içinde ara ara gelip rapor yazman gerekiyor. Tamam hiç merak etmeyin. Ben bu burs için elimden geleni yapacağım hocam. Çok teşekkür ederim. Peki Deniz'im. Görüşürüz. Görüşürüz. En kısa zamanda boksa başlayayım. Bir de kırmızı ceket al istersen ha? Gerçekten süper fikir. Belki o zaman birileri de bilmek için. Sen zaten yakışıklısın. Anladım. O zaman.
zaman sen Marlon musun? O zaman sen de Marla gibi değil. Siyah şapka, güneş gözlüğü falan. Olur Taymış. Nasıl istersen. Peki. Sonra ne olacak? Sence? Neden daha önce aklıma gelmedi ki? Merhaba Celal Bey. Alıştınız mı bize artık? Alıştım. Madem alıştın. Burada imzal artık Celal Bey. Siz ne istediğinizin farkında mısınız? Bu resmen sahtekarlık. Uzatma Celal Bey. İmzala artık şunu. Ama bu suç. Hem de cezası çok büyük. Onu parayı alırken düşünecektin. Celal Bey, imzalıyor musun, imzalamıyor musun? Yoksa parayı geri mi alalım? He? Ha şöyle. Teşekkür ederim Celal Bey. Bize müsaade. Sana kolay gelsin. Görüşürüz Celal Bey. Hadi çıkalım. Hayrola İkbal? Seninle habersiz gelmezdim. Hem seni göreyim hem de Deniz'in ilgilendiği şu bursla ilgili konuşalım dedim. Belki yardımcı olacağım bir şey olabilir. Deniz için erken değil mi? Yani belki de sadece bir hevestir. Yani gerçekten o bursu isteyip istemediğini biliyor mu acaba? Aa, sen bu tür şeylere destek verirsin diye biliyorum Bahri. Hem dün akşam yemekte görmedin mi ne kadar hevesliydi. Bence yardımcı olmamız gerekiyor. Ya benim o bursla ilgili fazla bir bilgim yok. O prosedürle Selçuk ilgileniyor. Vallahi aferin Deniz'e. Doğrusu gayretimi takdir ediyorum. Ben de bu bursu alması konusunda ona yardımcı olacağım. Yazışmalar, proje sunumları ile ilgili fikir verebilirim. De yani Deniz Ankara'ya yeni alıştı. Yani tabii orada farklı bir sistem var. Acaba oraya uyum sağlayabilir mi? Olsun. Ben kararlıyım. Deniz'in bu bursu alıp yurt dışına gitmesi için elimden geleni yapacağım. Ne yiyeceğiz Hande Hanım? Biz yedik Ozan'cığım. Sen de git mutfaktan hazırla kendine bir şeyler. Sonra ne oldu? Sonra ben o hatunu gittim başka adamla yakaladım. Aa. Arkadaş vallahi patlayacağım ya. Ya biraz gırgır şamata yapsak ha? Ne dersiniz? Ben de dikti buraya. Ne halt edeceksen. Bunlar da ahlaka aykırı bir durum yok işte. Arkadaşlar. Ben kaçtım. Siz burada böyle kardeş kardeş oturmaya devam edin. Tamam mı? Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Rahatsız olma kızım. Ben hastanın temizliğini yapıp hemen çıkıyorum. Allah sevenlerine bağışlasın. Amin. Gencecik. Pek de güzelmiş maşallah. Arkadaşınız mı? Değil ama tanıyorum. Ne bileyim. Pek bir merhametle baktınız. Arkadaşım değil dediniz ama üzülmüşsünüz besbelli. Yardım edebilir misiniz? Tabii olur. Aktarsaydık. Sırtını kaşırdım ama burası pek uygun değil sanırım. Ya hayır meyve sen iyice tuhaflaştın. Niye yapıyorsun böyle bir şey anlamıyorum ki. Değişiklik olsun diye.
Anlaşılan beğenmedin. Ya hayır, beğenmemek değil de. Yok yok, ne yapsam yaranamıyorum zaten. Bunu da beğenmedin işte. Ya Meyve, sen beni yanlış anlıyorsun ya. Özgür, ya sen niye kaşınıp duruyorsun böyle? Ya bilmiyorum, bir şey alerji yaptı herhalde. Tabii ya, senin sıktığın parfümde mis kokun var. Olabilir, bilmem ki. Ya Meyveş, benim mis kokun alerjim var ya. Ya hay Allah ya, uf! Ya bu sabah kadar mahveder şimdi beni. Özgür, bu böyle olmaz. Hadi kalk, hemen Mediko'ya gidelim. Bence de. Ya of ya, of ya, of! Bir işi de becer Mediş ya, bir işi de becer! Zavallıcık, sırma gibi saçları var. Taramaya taramaya ne hale gelmiş? Tarayalım. Tarak yok ki. Bende var. Varsa sen tarar mısın sevabına yavrum? Benim kaç tane hastam var bakılacak. Oldu mu kızım? Ah Fuat, hayırdır gününüz vakti? Hoş bulduk Sedef. Dünkü halini hiç beğenmedim, benden söylemesi. Niye? Ne oldu ki Fuat? Bilmiyorum artık. Dün işe mi gittin yoksa başka bir yere mi gittin anlamadım. Aman Fuat, sen de çok kıskançsın. Evet Sedef'im. Seni gözümden çok kıskanıyorum. Niye inanmıyorsun? Canım mecbur kalmadıkça ben evden dışarı çıkmıyorum ki. Ancak o patron kapıma dayanınca. Kanemici pislik. Hem haraç alıyor, hem seni salmak için bir dünya para istiyor. Uğraş dur işte. Uf, kıyamam ben sana. Euro habire artıyor Sedef'im. 150 bin liraya yakın para. Allah gözün duyursun diye geçenlerde bağırdım herife. Pavyondan hatun çıkarmak kolay mı Fuat? Sen merak etme. Ben her şeyi halledeceğim. Yakında çok büyük şeyler planlıyorum, tamam mı? O senetleri yırtıp atacağım. Çok üzülüyorum Fuat. Bir de evlilik masrafları var başında. Onlarla beni ilgilenmiyorum ki. Bana dokunan bir şey yok gülüm. Ev işi ne oldu? Mani oldum. Ama herhalde bir iki güne kadar alırlar. Peki bizim evimiz Banu'yla olan evine yakın mı olacak? Hayır, yakın olmayacak. Artık Banu çeksin anamı. Haftada bir, bilemedin iki kere giderim. Sonra hep seninle olacağım gülüm benim. Oh Fuat, inşallah. Hayal değil Sedef'im. Hepsi gerçek olacak. Söz veriyorum, hepsi gerçek. Tamam canım. Şimdi benim işe gitmem lazım, tamam bebeğim? Yaz Sedef. Unutmadan. Gurur falan değil bu. Ayol insan kızına ev alınacak diye köpürür mü hiç? Deli mi bu adam? Söyledim sana, Kazım başka bir adamdır. Ya bunlar Sedef'le ilgili bir şey duydularsa? Ya tav geçen senenin mevzusu. Nereden haberleri olacak? El alem unutmuyor işte. Tüp tüp tüp. Nişanı bozacak bunlar. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun Allah aşkına? Bana bak Ahmet, bu Kazım akıllı adamdır. Ya derse ki ben önceden pavyon kadınına takılmış, şimdi de evlenmelere kalkmış oğlana kız vermem derse ne yapacağız? Yahu kadın bir yazıp durma, bir sus be. Ama niye? Sen de terslenip durma. Vallahi de billahi de Fuat bu Banu'yla evlenmesin, ben bu sefer hakikaten hastanelere düşerim, haberin olsun. Hakikaten mi? Ya merak etme, sana hiçbir şey olmaz. Sen ancak Sedef zamanı gibi yalandan hasta olursun. Biliyordum. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Bu gidişle ben öleceğim. Bu senin dırdırından. Aa, Allah korusun Ahmet'im.
ama biz gene de bir an önce bu nikahı kıyalım. Aman kıyacağız be, kıyacağız. Senin bir daha bu uydurma hastanelerine ben bir dükkan parası harcayamam. İyi. Sen de ısıtıp ısıtıp koy şimdi önüme. Ben o numaradan o hastalıkları yapmasaydım, şimdi senin ikinci dükkanında pavyon karısından olma torunlarını seviyor olacaktın. Anam Allah'ım sen koru ya Rabbi. Biliyordum işte, biliyordum. İşte şimdi bitti bu iş. Var ya, iyi ki Ozan'ı evde bırakmışım ha. Yoksa hayatta bir yere kımırlayamazdım. Bu kız seni bayağı zorlamış ha Berk. Vallahi öyle be Hande. Özür dilerim. Hande? Melih? Yuh! Annem de saçlarımı böyle tarardı. Ben küçükken. O kağıtta yazılanların ne demek olduğunu bana açıklayacaksın. Demek o kağıt...